erken dönem skarlarda olduğu gibi geç dönem skarlarda bir takım tedavi seçenekleri var. Burada bir takım fraksiyonel lazer, fraksiyonel radyo frekans uygulamaları yani altın iğne uygulamaları en çok yaptığımız uygulamalar. Bazen de lazer peelinglerden yararlanıyoruz. Altın iğne tedavisini oldukça sık kullanıyoruz. Aslında yazı kışı yok ve her deri tipinde uygulayabiliyoruz. Az sonra göstereceğim gibi özellikle yağlı ciltlerde ve derin boxcar scar dediğimiz scar türünde oldukça anlamlı 2-3 seanslık uygulamayla bile anlamlı düzelmeler elde edebiliyoruz. Yine işte bir takım fraksiyonel lazer uygulamalarını gerek açık tenlerde gerekse zencilerde dahi kullanmak bazen mümkün olabiliyor. Her scar'ı yok edemesek de belli bir düzelme elde etmek mümkün oluyor. Gözenek genişliklerini yine lazerler ile tedavi edebiliyoruz. Özellikle smooth modu olan bir takım lazerlerle deriyi sıkılaştırarak anlamlı düzelmeler elde edebiliyoruz. Bazen de özellikle ice pick scar dediğimiz akne scarlarında jet plazma dediğimiz bir plazma terapi tekniğini kullanarak buralarda da anlamlı toparlanma elde etmek mümkün olabiliyor. Yine iğneli radyo frekansla yaptığımız bir başka vaka beraberinde lekelerin de azalması artısı olmuştu. Yine belli bir yaşın üzerinde hem deri sıkılaşsın hem de gözenekler toparlansın ve eski akne izleri giderilsin diye başvuran vakalardaysa iğneli radyo frekansı farklı modlarda işte monopolar ve bipolar modlarda kullanarak anlamlı düzelmeler elde etmek mümkün oluyor. Bazen de eski ameliyat izlerinde eğer uygun vaka ise ya fraksiyonel lazeri veya bu vakada olduğu gibi jet plazma gibi tedavilerden yararlanarak izleri minimuma indirmek mümkün olabiliyor. Bazen de dokuda çöküntüler, çıkıntılar olabiliyor. Burada çıkıntılı dokuyu giderip çöküntülü alanında aynı zeviyeye getirecek uygulamalar yapma bazen düzelmeyi sağlayabilir. Bu vakamızda da burun üzerindeki bir dikişsiz kapanma nedeniyle oluşmuş bir scar'ın lazer peelingle düzeltilmiş halini görüyorsunuz. Bazen mucizevi düzelmeler gerçekten küçük uygulamalarla da elde etmek mümkün olabilir. Ameliyat scarlarında ise aslında biz en çok bir biyodermogenezi ve copper bromide lazerleri tercih ediyoruz. 3-4 seanslık uygulamayla dahi anlamlı düzelmeler elde etmek mümkün oluyor. Bu vakamızda da 4 seansın sonunda elde edilen sonuç yüz güldürücü. Tekrarlanan seanslarla bunların çok daha iyi hale geleceğini belirtmek istedim.